Gördüğünüz kimi Nivin hemen geçişi sizin yana beraber yemek yapacaklar bizim için fette. Ama nece yapacaklar özü sizlerden beraber izleyelim. Evet Zina, bugün yaptığımız yemeği ya da daha doğrusu Suzi yaptığı yemeği bugün ben önceden yemişim. Gerçekten daha çok güzeldi. Bildiğimce Suriye yemeği dedi. Ama bugün daha detaylı bir şekilde konuşarak üzerine ve hemen bugün malzemelere geçerim. Ama ilk önce bir şey diyeyim sana. Bugün iş adı yardımdan bugün adı yardımdan çıkarız. Sümeyye ettim seni. Tabii buradan saygımız da var. Meslektaşımıza Sümeyye. O da biraz sıhhati tamam değil yani iyi vakti görmek istiyor o yüzden. İnşallah kısa zamanda iyi olur ve İnşallah döner yanımıza. Hemen geçerim malzemelere. Yani bir adet narımız var. Bu şekilde denenem şu yüzden. Yoğurt kullandık o yüzden. Onun malzemesi yoğurttu. Takriben bir kasa yoğurt diyelim. Aynen. O kadar soğanımız var. Bir şekilde halka doğramış. Üzerine de sumbak koymuşuz. Güzel. Bir adet limonumuz var. Maydanoz kullandık. Ekmek kızartması yapmışız. Normal. 3 adet takriben badıncanımız var. Bir şekilde yağda kızartmışız hazır. Nohudumuz var. Pişipti. Tahin kullandık o ziden. Biraz da nar ekşisi. Gidiş samırsak içinden yoğurt samırsak donalar. Biraz da badam kızartarı üzerine için. Tuzdan da biraz karabiber tatlandırmak için. Samırsakı da unutmayalım. Evet. Her yemeğimizde maşallah biberler, samırsaklar kesilmez. Eksik olmaz. Hemen başlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? Önceden yapan soslarımızı. Yoğurdu, tahini, sarımsağı birbirine katalım. Güzel. İlk önce yoğurdu ve tahini sarımsağı katarız. Diğer tarafında badamımızı kızartma isterim. Ben istersen badamı kızardım. Tamam. Hatta sen onlar birbirinden karıştırsan. Yandırmayayım özüm. Yok, atan şimdi. Biraz inhala kızıl sıcak olsun. Sıcak olması lazım da. Bugünkü yemek bozuldu. Bozdum özüm. Yok ya dedim. Yine yoğurdu. Ben de bıraktım artık. Olur Atiyat'ta. Aynen. Yoğurdu bu şekilde. Yoğurt koyduk. Üzerine de tahinimizi koyarız. Yoğurt, sonra tahin. Gerek bu şekilde olsun. Tam başka olsun lezzetli tahinle katalım. Bildiğim kadarca en yani şeylerden koyacağın en önemli hatuası o da tahin olması lazımdı malzemelerde. Yani tahin, samsa, yoğurt. Bu şekilde samsa da koydu üzerine. Güzel. Biraz da limon sıkarak, limon suyu. Tekriben bir yarım limon. Bu kadar yeterli. Güzel. Hemen bu şekilde katarız. Baksak suya ihtiyacı var, biraz su koyarak. Baksak yoktu, istemez. Karıştırmaya başlıyor o özne. Ben hemen bu şekilde iyice katarım o özne. Biraz da tuz koyarak unutmayalım. Ya hemen onlar bıraktıktan sonra tuzu bırakarak. Tuzu koyduk içine böyle. Güzel. Biz ekmeğimiz hazırlamışız, patlıcanımız kızartmışız. Özü aslında bu yemek süre alır. Biz önceden hazırladığımız için hemen. Aynen. Olacaktı. Ben de zaten bunu demek istedim. Burada bu yemek gerçekten çok eşeğe ihtiyacı var hazırlansın. Nece biz ev içerisinde bazı zamanlar yarpağın eşyasını geceden hazırlarak. Tez olsun sabah. Hatta tez olsun sabah hemen bilmiyorum yani sabah hemen direkt kazana koyasan özne. O yüzden burada da aynen belerdi yani. Sosumuz ama biz önceden hazırlarak özne. Ben gerekim. Sosumuz hazır oldu. Şimdi geldik. Sosumuz sadece yoğurt, sonra tahin, samırsak. Samırsak, bir de biraz limon suyu. Şimdi badıncanımızdan koyarız nar ekşisi. Badıncanımızdan bu şekilde. Güzel. Nar ekşisini hemen koyarız üzerine. Sizden bu başlarda rengi vermek ha? Her bast. Çıkardım özü. Şimdi yandırırım özün, boynuma kalı. Ya o tarafa dayıyorsun, sonra biraz yağından da koyarak ateşini de söndürüyorsun. Ne yapalım şimdi özüne? Neden o tarafa koyduk şimdi özüne? Yanmasın çok.
Çünkü ihtiyacımız var biraz yağından da streme için. Hele kaba koymuyoruz. Şimdi nar ekşisini koyduk badıncan üzerine. Biraz da tuz koyarak. Tuzu bırakırız şimdi. Çünkü badıncanı koymamıştım. Güzel. Yani kavrulunda koymamıştım. Yok yok. Nar ekşisi de çok güzel olur. Var bazı sumbak da koyar. Ama bu turşu da gerek yoktu. Aynen. Biraz bu şekilde ezeler özüm. Tamamen dağılsın her tarafa. Şimdi geldik, kabımızı getirdik. Aslında malzemeleri özü çok bildiğimce, yani malzemeleri çok detaylıydı. Ve adadı da çoktu ama önceden Suzan hazırlayıptı özüne. Mesela badıncanı evden kavurupta ve onun yanında da sosun malzemelerini inden hazırlayıptı. Hemen sadece burada tek yapmağı şey o da birbirine katmaktı ve yani güzel bir sonuç olmak. Ekmek kızarttı evde de önceden. Ekmek de kızartmış. Sadece ekmeği. Ama biraz daha fazla ekmek üzerine konuşsa bizim için. Çünkü bazı hatunlar var hiçbir şekilde indiye kadar bilmezler bu ekmek evde nece hazırlarlar özne. Ve bu naxta ekmekti, fırında aldığımız ekmekti. Bu ekmeği yalnız aldık, ayrı bir marka adı da nedir özü? Özü edebilirler sadece ekmeği astılar, hemen kestiler özün, yığda kızartsalar özün. Ama ben elimde ettim özün, normal aynı sadece ekmeğinin hamur yaptım. Güzel. Açtım özün, kestim, kızarttım özün yağda, o da olur. Yani olmayan için evde elimde edebilirler. Güzel, fert yani hamurun da özü evde yapıp. Evde yapmışım, hemen kızarttım özün. Yani bugün bizim ekmeğimiz de fresh, evde yapılan. El işidir. Bunu unutmayalım değerli izleyicilerimiz. Her zaman el işi ve her zaman evin yemeği hiçbir restoran takide gibi. Yani olmayanlar demesin yokumdu. Hemen evde edebilir, yapsın. Çok daha lezzetli olur, çok güzel, keyifli de olur. Nohudları bırakırız. Biraz patlıcanı katarız. Kalanı da üzerine koyacağız. Güzel. Şekilde. Ondan sonra? Şimdi geldik sosumuzu koyarız üzerine. Güzel. Şekilde. Tamamen dağlar üzerine. Ve üstünü kapatır. Fazla kadar isterse yani badıncanı fazla ederler, yoğurdu. Biz bir gün bu kadar yaparız olsun. Güzel. Bu şekilde. Hemen her tarafa dağıdara. İndiden kokusu tuttu. Yani bu yemeğin diğerin biraz tekniki işler var. Yani sadece birbirine katmak daha gigiyatı. Birbirine kat hemen yemek çıkıyor ortaya yere yok. Biraz daha hurdavat işleri var gerekim. Olsun. İndi de ekmeği bıraktı. Bu şekilde kızarmış ekmeklerimizin. Güzel. Hiçbir şekilde de imşah olmuyor gördük o kimi. Çok güzel, kurudu hele. Üzerini açık koysa kızartmaktan sonra hemen üstünü kapatmasın, neylon örtmesinler. Aynen. Hatta bunu bilmiyorum aslında bunu doğru dedim, yanlış dedim. Bu yemeğin aslı Suriye'de yoksa başka Suriyeler yaparlar özün. Özü her ülkeye yapar özün. Her kişide bir şekilde yapar özün. Bazı et koyar içine, bazı tavuk koyar içine. Aynen, ben böyle görmüşüm. Tavuğu var, edeller var. Kıyma kavrulu üzerine tükürler. O da olar. Tunisler kıymanı kavrular. Aynen sumbaktan üzerine seferler özün. Peki bu ne sayılı yani? Sıcak mukabiliyetlerden sayılı, soğuk mukabiliyetlerden yoksa bir tabak yemekti yani? Yok, yemek sayılır. Bazı etli de eder özün dediğim için tam ana yemek olar. Güzel. Ama süslemesi en güzel şeydi bu yemeğin yani. Güzelliği süslemesindeydi. Süslemesi gerçekten şahane. Bu şekilde. Narı bırakırız. Her birisi bir lezzet verir özünün. Malzemesi bu oldu. Doğru. Yani madenosumuzu da koyarız. Onun da bitirir. Güzel. İşte yemek dediği zaman gerekim hem daha da güzel olsun hem süslü bir yemek olsun. Özellikle bazen çok yerlerde süslü yemekleri çocuklarımız çok severler. Bazı analar var çok zorluk çekirler çocukları yemek yedirtmek için. Yani hani bazı var
iddialı cep telefonu, kimi de var inadlıdır yemek yemire, kimi de var iştahası yoktu. İşte yemeğin biraz tekniki harekeleri var. Yani süslemesi güzel olduktan sonra ben bilirim, eminim ki bu çocuk yemeği sever. O yüzden bütün anılar için bu bir mesajı ulaştırmaktı. Çocuğu o yemek istemirse bazı küçük yollar var, küçük hileler var yapabilsen üzerine çocuğu, çocuğun hatırı için. O da yemeğin süslemesidir ya da bilmem başka şeyler de var. İşte her ana bunları bilmek lazımdı. Güzel, keyifli yemekler yapabiliyoruz. Ben bazı patatanı hemen kızartmakta da bitmez. Bazı var güzel bir şekilde peynirden yaparız ya da tamata suyundan yaparız. Yani tam keyifli olur. Şimdi aynen. Nohudu bıraktıktan sonra en son nohuda ulaştı. Ha, indi badam. Ve soğanı etrafına indi. Badam. Badamı koyuyor. Var snobar koyar, o da olur. Aynen. Bu şekilde biraz yağını ıstıran. Zeytinyağında da usulan lezzet olur. Güzel. Bu şekilde. Şekli çok güzel çıktı. Limon suyu sıkalım. Bak daha güzel olur, lezzet. Bu güzel. Şekilde bitti. Bunları burada alalım. Bir tarafa getirelim. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz taki adısınlar yemeğimizin Fettah. Unutmayayım diye, bir gün Süzen'in adını unuttuk artık. Fettah'ın gördüğünüz taki ne kadar kolay bir şekilde yapar. Aslında özü kolay değil ki. Zordu yapmağı, yani malzemeleri hazırlamaya ihtiyacı var önceden, evde yapsınlar özünü. Ama işte burada Süzen hemen direkt güzel bir şekilde yaptı bizim için özün. Süslemesi çok önemliydi. Fettah güzel bir yemekti. Ben önceden yemişim özünü. Ve inşallah bugün mutfağımızdan bir fayda buldunuz. Ve Süzen de çok iyi bir şekilde anlattı bize. Hatunlara buradan diyerek bunu kesinlikle gerekim evde. Daniel Süzen bilhassız Fettah ne kadar güzel bir yemekti. Hazırlamağı da o kadar zor değil yani. Yarpak kadar zor değil. Biz yarpağı tahammül edirsek Fettah yağımızı çok kolay bir şey sayılır. Teşekkür ederim Süzen.